İtalyan astronom Galileo, 7 Ocak 1610'da teleskobunu gezegene doğrulttuğunda merakı sayesinde tüm zamanların en güçlü bilimsel enstrümanını keşfetti ve her şeyi tepe taklak etti. İlk olarak Jüpiter'in 4 uydusunu ve bu uyduların gezegenin etrafında hareket ettiğini gördü. Bu durum ona dünyanın merkez olmasının mümkün olmadığını gösterdi. Buradaki nesneler dünyadan farklı bir şekilde bir şeyin etrafında hareket ediyordu. Bu bir keşifti. Io, Europa, Callisto ve Ganymed. Bizim dünyamız gibi bunlar da tur atma konusunda usta mıydılar acaba? Bu teleskobun arkasında duran biri için yaşanabilecek kozmik bir deneyim. Jüpiter'i hedef al ve sonrasında gitmek için hayaller kur. Ve hiç ayak basılmamış gidebileceğin yerleri gör. Jüpiter. Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegendir. Uzaklık bakımından 5. sırada yer alır. İsmini Roma mitolojisinde yer alan en büyük tanrı olan Jüpiter'den alır. Yunan mitolojisinde Zeus olarak geçer. Çıplak gözle görülebilen 5 gezegenden biridir. Güneş sistemindeki 4. parlak nesnedir. Diğerleri ise Güneş, Ay ve Venüs'tür. 67 adet doğal uydusu vardır. Bir gün 9 saat 55 dakikadır. Jüpiter dünyadan 1320 kat daha büyüktür. Jüpiter'de fırtınalar yıllarca, hatta yüzyıllarca sürer. Şimşekler dünyadakilerden 10 kat daha kuvvetlidir. Dolu parçalara bir futbol topu büyüklüğündedir. Bu fırtınalardan en bilineni büyük kırmızı lekedir. Bu leke 4 dünya büyüklüğünde ve 340 yıldır devam etmektedir. Jüpiter bir gaz devidir. Gazlardan oluşmaktadır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır. Güneş etrafında bir tur atması 12 dünya yılıdır. Jüpiter'in bir yılı bizde 12 yıldır. Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymed'dir ve Merkür'den daha büyüktür. Şimdiye kadar 8 uzay aracı gezegeni ziyaret etmiştir. Jüpiter'in kaydedilen ilk gözlemi 7. ve 8. yüzyılda Babiller tarafından yapılmıştır. Jüpiter o kadar geniştir ki Güneş sistemindeki bütün gezegenleri yutabilir. Jüpiter kendi başına bir Güneş sistemi gibidir. Çok fazla uydusu vardır. Jumbo boy bir jetle dünyanın etrafını 2 saatte dolaşabilirsiniz. Aynı jeti Jüpiter için kullansaydınız, havada tamı tamına 3 hafta geçirmeniz gerekirdi. En azından 50 defa yakıp doldurmanız gerekmektedir. Jüpiter'e yaklaştıkça birbirinden tamamen farklı olan 4 büyük uydusunu görmeye başlarsınız. Bunlar Io, Europa, Callisto ve Ganymed'dir. Io sarı renktedir. Callisto koyudur, Europa çok parlaktır. Her birinin birbirinden farklı özellikleri vardır. Bu sayede birbirleriyle hiçbir zaman karıştırılmazlar. Jüpiter'in Güneş sistemindeki önemi. Jüpiter olmasaydı ne olurdu? Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, varlığıyla aslında dünyanın dengesini sağlamaktadır. Astrofizik hesaplamalar, Jüpiter'in bulunduğu yörüngedeki varlığının, Güneş sistemindeki dünya gibi diğer gezegenlerin yörüngelerinin istikrarlı olmasını sağladığını ortaya çıkarmıştır. Daha açık olmak gerekirse, Jüpiter olmasaydı, yüksek sayıdaki kuyruklu yıldız veya meteor çarpmaları nedeniyle yeryüzünde hayat olmazdı. Jüpiter, devasa kütlesinin oluşturduğu manyetik alan sayesinde Güneş sistemine giren meteor ve kuyruklu yıldızların yörüngesini saptırarak Dünya'ya yönelmelerini engeller. Böylece Dünya'ya bir kalkan görevi gören dev bir manyetik koruyucu şemsiye oluşturur. Uzayın okyanusuna ulaşmış olmamıza rağmen Jüpiter'in insanlara sunacağı daha çok şey var. Olağanüstü bir yer ve çok uzaklarda.